Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Contemporary İstanbul Vakfı'nın bu sene 5. kez düzenlediği CIF Dialog serisinde Ebru Ceylan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Öncelikle sergimizi herkes gezmiştir zaten tahmin ediyorum. Öncelikle sergiden başlayalım dilerseniz. Hı hı. Düşünce yolculuğundan, Dünyanın Gecesi ismi çok çarpıcı bir isim. Bu isme karar vermenizden ve 14 fotoğraf ve bir video var sergimizde. Buradaki yolculuğu bize biraz anlatabilir misiniz? Nereden çıktı? Çıkış noktası neydi? Hı hı. Öncelikle şöyle söyleyeyim, zaten uzun süredir gece fotoğrafları serisi üzerine çalışıyordum. Fakat henüz onu düşünsel bir temele oturtmamıştım. Fakat bir gün, bundan birkaç sene evvel, Yugoslav yazar, sosyolog, filozof Zizek'in Hiçten Az diye Türkçe'ye çevrilen bir kitabı çıktı, yayınlandı. Onu okumaya çalışırken ve onun üzerine yazılmış olan söyleşileri, yazıları okurken karşıma Dünyanın Gecesi, Hegel'in Dünyanın Gecesi metaforu çıktı. Aslında ilk kez orada karşılaştım. Ve bunun üzerine çalışmaya, düşünmeye, onun üzerine yazılmış olan yazıları okumaya başladım. Çünkü çok güçlü bir metindi, kısa bir metin aslında. Çok güçlü bir metindi. Onun üzerine çalışmaya başladıkça yavaş yavaş o gece fotoğrafları, zaten çekmiş olduğum, başlamış olduğum gece fotoğraflarının düşünsel altyapısı, temeli de oluşmaya başladı. Genellikle ben çalışmalarımda aslında biraz öyle sezgisel bir süreçle başlıyorum. Sezgisel olarak yakınlık duyduğum bir his üzerine çalışmaya başlıyorum. Sonra onlara karşı neden yakınlık hissettiğim üzerine düşünme süreci başlıyor. Onun altyapısını, temelini, düşünsel temelini de projeye başladıktan sonra aslında yavaş yavaş oluşturmaya başlıyorum. Yani mesela bazıları bir proje gelir aklına. Teorik olarak onun altyapısını, zeminini hazırlar. Ondan sonra projeye başlar. Ben öyle değilim. Ben genellikle sezgisel olarak bir yakınlık hissediyorum. Başlıyorum. Aslında insanlarla olan ilişkimde de bu böyle. Daha çok sevdiğim ve yakınlık hissettiğim insanlar üzerine düşünmeye başlıyorum. Ve onları anlama çabası daha çok oluyor bende. Fotoğrafta ve sinemada da aynı bu şekilde ilerliyor. Zizek o metninde, o söyleşisinde, bu kitabında diyeyim daha doğrusu, biraz şeyden bahsediyor. Kuantum teorisinden ve bu tanrı zerreci diye bahsedilen yeni bir gelişmeden bahsediyor. Neden bundan bahsediyor? Aslında o bir filozof, o bir sosyolog, bir sanat eleştirmeni. Neden bundan bahsediyor? Çünkü şöyle bir bağlantı kuruyor felsefeyle arasında. Tıpkı tanrı zerreciğinde, tıpkı kuantum teorisinde olduğu gibi Hegel'in Dünyanın Gecesi metaforuyla tanımladığı metaforda da varlığın öncesinde, varlık öncesinde, ontoloji öncesinde de her şeyin oluşmasından önce olan bir boşluktan bahsediyor. Bunu aslında bu bir paralellik kuruyor aslında. Bilim ve felsefe arasında bir paralellik kurmuş oluyor. Bu benim ilgimi çekti çünkü benim de özel ilgi alanım. Lise çağlarımdan itibaren felsefeyle yoğun bir şekilde ilgileniyorum, okumalar yapıyorum. Bu okuduğum her şeyi çok iyi anlıyorum anlamına gelmiyor ki. Zaten Hegel, Heidegger gibi bazı filozoflar, ki benim de yakınlık istediğim bazı filozoflar, zaten dilini anlaması çok zor filozoflar. Hem kendi yarattıkları özel kavramlar olması açısından çok zorlar, hem de uğraştıkları meseleler anlamında çok zorlar. Çok kapsayıcı bir felsefeleri var. O anlamda çok anlamaya yönelik bir ilişki kurmuyorum aslında onlarla. Az önce de bahsettiğim gibi daha sezgisel, yakınlık hissederek başlıyorum. Daha sonra onları anlama üzerine bir yolculuk gelişiyor. Bilim ve felsefe arasında kurduğu bu ilişki aslında benim çok ilgimi çekti bu anlamda. Çünkü benim de ilgilendiğim konular. Biraz şeyden bahsediyor orada. Var olan her şeyin, olacak olan her şeyin öncesinde her şeyin olmasına potansiyel olan bir alandan, bir boşluktan bahsediyor. Her şeyin içinde olacağı, devineceği, Hegel anlamında konuşursak diyalektik yoluyla gelişip devineceği bir boşluktan bahsediyor ve kendi oluşumunu mutlak tin olarak bahsettiği, o mutlak tine ulaşmasının ön koşu olarak görüyor bu boşluktaki devinimi. Bu aslında çok zengin bir şeydi.
benim için çok zengin ve ilham verici, özellikle sanat için de çok zengin ve ilham verici bir metindi. Çünkü dili çok şiirseldi her şeyden önce. Dediğim gibi öncelikle anlama üzerinden bir ilişki kurmadım. Çok zengin şiirsel bir dili olması açısından ve çağrışımlar üzerinden bir ilişki kurabilmeme olanak sağlaması açısından bir ilişki kurdum başlangıçta. Bu paralel koşuma gitti ve aslında serginin fikri biraz öyle yola çıktı. Zaten hazırlamaya başlamış olduğum gece fotoğraflarını aslında biraz düşünsel bir temel bir zemin yaratmış oldu bu boşluk. Hegel bu boşluğu dünyanın gecesi olarak tanımlıyor. Sergide de ismini veren başlık buradan yola çıkıyor aslında. Ama gece, yani Hegel'in dışında da gece metaforunun da sizin hayatınızda geniş bir yeri var anladığım kadarıyla. Çünkü geceyle farklı bir bağ da kuruyorsunuz aynı zamanda. Sadece Hegel'le ilintili değil çünkü geçmişte de çektiğiniz fotoğraflarda da bir gece kullanımı, gece fotoğraf çekme ilginiz var. Bununla da bahsedebilir misiniz? Mesela zor da bir şey yani gece fotoğrafı çekmek. Bu konuda yorumunuz ne olur? Aslında şöyle, geceye dair özel bir ilgim yoktu. Daha önceki fotoğraflarımda da olsa da gece fotoğrafları çok ona eğildiğim bir konu değildi aslında gece fotoğrafları. Gece metaforu çok güçlü geldi. Biraz okuyup araştırınca Hegel'de ki karşılığı anlamında. Aslında karanlık, karamsar bir başlangıç gibi görünüyor gece. Fakat tam tersine başka bir metrinde de bahsettiği gibi Minerva'nın baykuşu diye bir yine bir metaforu var. O baykuş bir tanrıça aslında, bilgelik tanrıçası Minerva. O tanrıçanın, Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta uçar diye bir cümlesi var. Bu şu anlama geliyor aslında. Her ne kadar gece, karanlık, karamsar bir şeyden bahsediyor gibi görünse de aslında bu aydınlanmanın, varoluşun bir başlangıç noktası gibi de algılanabilir gece. Kendini tamamlamanın, bir oluş sürecinin başlangıç noktası gibi düşünülebilir. O anlamda bence karamsar değil, aksine bilakis umutlu bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ve tıpkı o boşluk gibi her şeyin oluşuna, söz gelimi bir sanatçının bir projeye başlamasında öncelik olan, bir projeye başlamasına sebep olacak olan, kafasında fikrin oluştuğu andan itibaren o gelişim sürecini, o tarihsel süreci başlattığı bir an olarak da gece önemli bir metafor bana göre. Çok kapsayıcı bir metafor. O anlamda dediğim gibi bu fotoğraflarımla da çok örtüştüğü için benim için çok zengin ve çağrışımlarla dolu yeni bir kapı açtı önümde diyebilirim gece konusu. Evet. Ve bu sergi bu şekilde ortaya çıktı. Peki geçmişteki sergilerinizle bir bağ var diyebilir miyiz? Yani birbirini tekrar etmese bile, yani elbette ki farklılıklar var. Fakat hani bu kurguda, bu seçtiğiniz eserlerde hep böyle birbiriyle bağlantılı mı diyebiliriz? Yoksa daha farklı bir sergi kurgusuyla mı karşı karşıyayız Ebru Ceylan'la? Şimdi daha önceki sergilerim konuları anlamıyla birbirinden çok farklı sergiler, çok farklı projeler. O anlamda bir devamlılık yok aralarında, bir bağlantı yok gibi görünüyor. Fakat ben şuna inanıyorum ki biçimsel ve ruhsal anlamda birbirleriyle bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Yani konu anlamında değil ama biçimsel ve ruhsal anlamda bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Sadece fotoğraf projeleri anlamında değil, sanatsal beğenilerim anlamında da, hayata bakışım anlamında da bir bütüncül bir şey taşıdığımı düşünüyorum. İster istemez yani farkında olmadan. Çünkü birbiriyle ilintili olan her şey aynı anda aynı yerde olmayabilir. Bir zamanı olabilir. Şu anda beraber olmayan birbiriyle ilintili pek çok şey zamanı geldiğinde, söz gelimi bir proje ortaya çıktığında böyle mucizevi bir şekilde bir araya gelip birleşebilir ve bir şeye sebep olabilir. Evet. Zaten aslında felsefeyle, sanatla ilgileniyor olmanın en büyük motivasyonlarından biri de bu. Bir sürü okumalar yapıyorsunuz, felsefi metinler okuyorsunuz, sergiler geziyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler gibi görünüyor. Ama öyle bir nokta geliyor ki bunlar bir anda birleşiveriyor mucizevi bir şekilde. Ve bu aslında çok ilham verici, motive edici bir şey bir sanatçı açısından. Bir insan açısından da, sorgulayan bir insan açısından da motive edici bir şey. Bu anlamda bir beraberlik, bir bütüncüllük olduğunu düşünüyorum işlerim arasında.
Ben ilk serginizi gezdiğim zaman, her bir fotoğrafın önünde durduğum zaman aslında bir nevi bir sinemanın içindeymiş gibi de hissettim. Hı-hı. Sanki hani hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var diyebilirim. Fakat aynı zamanda farklı birer filmin içinde gibi de hissediyorum açıkçası. Burada fotoğraf, sinema, birbirini besleyen iki farklı şapkanızın olması, aralarındaki bağ. Hani eminim birçok insan bunu da merak ediyordur. Acaba bu kısımda da biraz bize bilgi verebilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Aslında şöyle, fotoğraf ve sinema görsel sanatlar olması açısından birbirine çok benzeyen iki sanat gibi görünüyor. Kullandığı araçlar itibariyle çok benziyor gibi görünüyor. Ama bana göre benzerliği sadece bu teknik anlamda bir benzerlik. Sinema ve fotoğraf birbirinden çok farklı iki alan bence. Çok farklı iki disiplin. Hem üretim şekilleri anlamında hem de kurgusallık anlamında. Hatta tamamen zıttı iki sanat diyebilirim. Örneğin fotoğraf tek bir anın, tek bir anlamın bilgisini, anlamını tek başına temsil etmeye yönelik bir sanatken, sinema bir sürü anın ve birbirinden farklı bir sürü anlamın kurgulanarak, bir araya getirilerek bir bütün oluşturması üzerine kurulu bir sanat. Bu aslında çok temel iki fark. Sinemanın bir kurgu sanatı oluşu. Hatta sadece fotoğraftan değil, diğer bütün sanatlardan, belki edebiyat biraz dışında tutulabilir, o da çünkü çok kurgusal bir sanat. Diğer bütün sanatlar arasındaki en büyük farkının ben kurgusallık olduğuna inanıyorum. Bu anlamda birbirinden çok farklı iki sanat. Dediğim gibi belki hani görsel alışkanlık, fotoğraftan edindiğim görsel alışkanlıklar sayesinde, ışık, açı, ölçek gibi alışkanlıklar sayesinde biraz fotoğraflarım daha sinemasal. Ya da yaptığım işler, sinemaya dair yaptığım işler belki biraz fotografik diyebilirim. Belki bu tarz bir bağlantı kurulabilir en fazla, ama dediğim gibi birbirinden çok farklı iki sanat olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bu noktada birkaç soru alalım. Olur tabii izleyicilerimizden. Ki. Tabii. Hem sinema hem sergi konusunda olabilir soruları olan varsa, hem böyle daha interaktif bir konuşma daha iyi olur da olur. Aslında. Varsa mikrofonumuz var, geziyor dilerseniz. Yok mu? Tabii mikrofonu iletiyorlar. Öndeki. Evet. Merhabalar ilk önce. Açıktı galiba. Açık mı? Açık. Evet. Merhabalar. Az önce bir projeye başladın, yani başlayıp ondan sonra bunu düşünsel bir bağlama oturttuğunuzu zamanla söylediniz. Bir senaryoya başlarken de mesela aklınızda böyle bir olay belirip onun etrafında bir olay örgüsü mü kurguluyorsunuz, yoksa atıyorum bir karakter belirleyip onun etrafında mı? Yani senaryo yazımı hakkında nasıl yol alıyorsunuz, onu merak ediyorum. Aslında bu sinema yapmak isteyen, senaryo yapmak isteyen insanların bana çokça sorduğu bir soru. Nereden başlamak lazım? Ne bir filmin konusu olabilir sorusu. Aslında çok sorulan bir soru bana. Bunun aslında çok basit bir şeyi var. Her şey olabilir. Yani bir fikir olabilir, bir olay olabilir. Kendi kişisel tarihinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bir duygu üzerine de yola çıkılabilir. Ya da benimki gibi bir felsefi metin bir başlangıç noktası olarak ele alınabilir. Aslında hepsi olabilir. Yani bunun tek bir kuralı yok. Ben inanıyorum ki sinema yapmanın da aslında tek bir kuralı yok. Yani yapmak için yola çıktığın zaman kendi yöntemini oluşturmak bana göre sinema yaparken de en doğru yol. Ya sonuçta yapılacak yol, izlenecek yol aşağı yukarı belli. Öncelikle bir senaryo yazman gerekiyor. Ve bu senaryo bana göre ilk filmini çekecek yönetmenler için, gençler için kendi kişisel bir meselesi olması bana göre en önemli çıkış yolu, en doğru çıkış yolu diye düşünüyorum. Çünkü iyi bildiği, kendine dert ettiği bir mesele üzerinden yola çıkmak işini çok kolaylaştıracaktır. Ben şeye inanmıyorum, büyük hikayeler anlatmak, insanlığa faydalı olmak, bir şeyler ders vermek, öğretmek, bir gerçekliği ortaya çıkarmak gibi büyük iddialar bana göre çok iddialı ve başarı şansının da zayıf olduğu iddialar. Ayrıca bir hikayeyi herkes anlatabilir. Eminim ki benden çok daha iyi anlatabilecek insanlar vardır bir hikayeyi. Yazarlar var, işte şairler var. Ama asıl mesele benim kendimle ilgili öznel, kendi anlam dünyama ait olan bir şeyi ortaya çıkarmak.
dünyaya yeni bir şey katmak. O yüzden öncelikle bence kişisel bir şeyden yola çıkmak, gerçekten derinden hissettiğin bir şey üzerine yola çıkmak bana göre en doğrusu diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Bu bazen bir olay da olabiliyor. Yani illa bir duygu üzerinden değil, kendi yaşadığım bir şey üzerinden de olmayabilir ama çok iyi empati kurduğum bir mesele üzerinden de olabilir. Birinin bana anlattığı bir hikaye üzerinden de olabilir. Biz filmlerimizde açıkçası başlangıç noktası olarak her zaman farklı bir yerden başlamışızdır. Bazen bir olaydan, bazen bir duygudan, bazen başka bir sanat eserinden, bir romandan ilham olarak. Hepsi olabilir diye düşünüyorum. O konuda kendimizi sınırlandırmamamız gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir beyefendinin daha sorusu vardı galiba arkada. Onu da alalım. Öncelikle merhabalar. Benim sormak istediğim soru daha kısa şöyle. Bir şey yazarken, bir senaryo yazarken hiç fotoğraflardan esinlendiniz mi? Ya da aklınıza ya da çektiğiniz bir fotoğrafın üzerine bir şeyler yazdınız mı? Spesifik olarak şu fotoğraftan etkilenerek yola çıktığım dediğim bir şey hiç olmadı. Ama ben çok okuyan bir insanım. Lise çağlarımdan itibaren kitap okumayı çok severim. Sergi gezmeyi çok severim. Felsefi metinlerle yakından ilgiliyimdir. Genel olarak bir meraklı bir insanım. Ve bütün bunların yarattığı birikim bende zaten yani bütün bunların hepsinden, toplamından bir ilham alarak yola çıkıyorum diye düşünüyorum. Ama öyle spesifik bir filmden, bir romandan, bir fotoğraftan yola çıktığımı hatırlamıyorum açıkçası. Ama hepsinin oluşturduğu bir duygudan yola çıkmış olabilirim belki ama onun üzerine düşünmedim hiç. Çok teşekkürler. Hanımefendiye verelim sözümüzü. Merhabalar Ebru Hanım. Merhaba. Ben sergi özelinde bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada gece fotoğrafları görüyoruz. Siz buradaki doğa yürüyüşlerinizde o fotoğrafı, o anı sizi çekmeye sürükleyen o duyguyu merak ediyorum. Çünkü burada bazı sahneler görüyoruz. Bir inek görüyoruz, bir dal görüyoruz, bırakılmış bir doku görüyoruz. Ben Ebru Ceylan'ı deklanşöre basmayı, o anı görüp o fotoğrafı çekmeye sürükleyen o duyguyu merak ediyorum. Şimdi bu aslında bunun iki cevabı var. Birincisi şu, bir projeye başladığınız andan itibaren, fikir olarak kafada doğmaya başladığı andan itibaren zaten her şeye o gözle bakmaya başlıyorsunuz. Yani biraz pragmatik bir ilişki, pragmatik bir şey yaşamaya başlıyorsunuz aslında. Bu gece fotoğraflarına uyabilecek olan, kullanabilecek olduğum malzemeyi aslında sezgisel olarak kafamda gördüğümde hissediyorum. Bu biraz fotoğrafçılıktan da artık geliştirdiğim bir pragmatik bir yöntem diyeyim. Mesela bir kaya gördüğümde o kayayı kullanabileceğimi hissediyorum bu sergide. Ona yönelik çalışıyorum. O şekilde ilerliyorum. İkincisi de şöyle söyleyeyim. Sezgisel olarak artık neyin fotoğrafik olduğu üzerine bir bilgi var bende. Yani gezerken mesela bir sürü arkadaşımla geziye çıkıyoruz. Arkadaşlarım diyor ki ya biz de bunu gördük, niye çekmedik? Çekince ne güzel bir şey olmuş. Ya da mesela bir kaya, yani o kayayı çekmeye değer görme meselesi biraz kendi iç dünyamla ilgili sanırım. Çünkü ben onun benim dünyamda bir yere olduğunu hissediyorum. Onu kullanabileceğimi hissediyorum. Teknik olarak onu dönüştürebileceğimi hissediyorum. Yani bir kaya olmaktan çıkarıp kendi dünyamda bir anlam katabileceğimi hissediyorum. Mesela bir öküze, bir taşa, bir kayaya. O yüzden biraz da bu şekilde ilerliyorum diyeyim. Evet, var mıdır başka sorularımız? Belki birkaç soru daha alabiliriz. Yok zannediyorum. Tamam. Ben son olarak o zaman size gelecek dönem projelerinizi belki sorabilirim varsa, ya da planladığınız, ya da bir bilmiyorum ne nasıl bir süreçtesiniz şu anda? Daha yeni bir sergi var, çok erken bu soru için ama belki planlarınız vardır diye sormak istedim. Erken değil, ben çünkü şöyle mesela sinemada biz şöyle çalışıyoruz Bilge ile. Bir film bitiyor ve çok uzun bir süreç o filmin bitmesi. Fikir aşamasından itibaren senaryo yazımı en az bir sene sürüyor. Çekimi en az bir sene sürüyor, montajı bir sene sürüyor. Yani bizim bir filmi yapmamız yaklaşık 5 sene sürüyor neredeyse.
Sinemada o yüzden bir de sinema çok yoğun bir şey. Fotoğraf gibi değil, daha konsantre çalışmanız gereken bir şey, daha programlı çalışmanız gereken bir şey olduğu için o 5 senelik süre içerisinde çok fazla başka şey düşünemiyoruz. Başka projeler üzerine düşünemiyoruz ama fotoğraf öyle değil. Video da öyle değil. İki son zamanlarda merak sardığım ve yani ilerlemeyi düşündüğüm bir alan video, sevdiğim bir alan. Bunun sebebi aslında tam da bu. Aynı zamanda pek çok şey üzerinde çalışabiliyorsunuz. Daha çağrışımlara açık, daha özgür çalışabileceğin, aynı anda pek çok şeyi yapabileceğin, başka projeler de üretebileceğin bir alan fotoğraf. O yüzden benim çantamda, heybemde diyeyim, sürekli birkaç proje birden olur. Şu anda da aslında bir tane var düşünce aşamasında. Çok büyüsü kaçmasın diye normalde bana söyleme diyorlar ama burada tabii ki söyleyeyim. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Ben bildiğim şeyleri söyledikçe, hissettiğim şeyleri söyledikçe içimde bir alan açılıyor. Onlar çıkınca bir boşluk oluşuyor. Ve o boşluğu yeni şeylerle doldurabilmeme bir imkan doğmuş oluyor aslında. O yüzden saklamak yerine böyle söylemeyi şey buluyorum. Yine bir felsefi metinden, bir üçleme gibi düşündüm ben bunu. Bu bir önceki sergim, Kant'ın iyilik ve güzellik duyguları, yücelik ve güzellik duyguları üzerine bir metninden, bir kitabından yola çıkmıştım. İkincisi yine bu Hegel'in T'nin fenomenolojisinden yola çıkarak yaptığım bir projeydi bu proje. Bundan sonra yine çok etkilendiğim, hatta ilk gençlik yıllarından itibaren, belki de okuduğum ilk böyle beni zorlayan felsefi metin olan Heidegger'in Varlık ve Zaman kitabında Sanat Eserinin Kökeni diye bir makalesi vardı. Ben bunu ilk kez lisede okudum ve lisede İngilizce bilmiyordum ve Varlık ve Zaman sadece İngilizce olarak yazılmış halde vardı. İngilizce bilen arkadaşlarıma o sanat eserinin kökenini ben böyle cümle cümle çevirterek onu anlamaya çalışıyordum. Şimdi artık Türkçesi de basıldı bu arada. Varlık ve Zaman'ın da Türkçesi basıldı. İçindeki makalenin, sanat eserinin kökeni makalesinin de ayrı bir kitap olarak kitabı basıldı, çevirisi basıldı. O makalenin yine bende yarattığı çağrışımlar üzerine, o da çok Heidegger'in dili de Hegel gibi çok şiirsel ve metaforik bir dil. Onun üzerine yine bir şey yapmayı düşünüyorum, tasarlıyorum. Şimdilik öyle bir projem var. Bir de böyle bir küçük bir hikayelerimi birleştirerek oluşturmayı düşündüğüm bir roman projesi var ama öyle bu mi? Çok küçük bir çok şey. Güzel. Sadece bir öneriydi bana, neden bunu roman yapmıyorsun dediler bunları birleştirerek. Belki onun üzerine bu yaz çalışmayı düşünüyorum. Bir araya getirebilir miyim diye. Çok babam güzel. Üzerine bir roman. Hı hı. Böyle şimdilik bunlar var. Bir de film var, yakında çıkmak üzere olan. Filmimiz henüz çıkmadı. İşte Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, beraber senaryosunu yazdığımız ve Akın Aksu ile beraber. Bir de o projemiz var. Henüz çıkmadığı için o da proje diyorum. Evet. Çok teşekkür şimdilik ederiz. Böyle. Çok keyifliydi gerçekten. Ne demek? Ne demek? Ben teşekkür ederim. Gelen misafirlerimize, dinleyicilerimize de tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Başka soru evet. Yok herhalde zaten. Aynen. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun.